Can Ataklı Korkusuz Osman Öcalan saray danışmanlarıyla görüşüyor ve hiçbir tepki olmuyor. Analiz Osman Öcalan saray danışmanlarıyla görüşüyor ve hiçbir tepki olmuyor. İmralı Adası'nda cezasını çeken terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın bir saray danışmanının kendisine geldiğini ve uzun bir görüşme yaptıklarını açıkladığını yazmıştım. Dünkü gazetelere baktım sadece Cumhuriyet'in birinci sayfasında bu danışman kim diye soruluyordu. Onlar da haberi CHP sözcüsü Faik Öztürk'ın basın toplantısında söylediği sözlere dayandırmışlardı. Haberi başka yerde görmedim. Nasıl bir ülke olduk aklın alacağı bir şey değil bu. Devletin terörist olduğu için aradığı bir örgüt lideri Türkiye'nin dışında oturuyor ve sarayın bir danışmanı onun ayağına kadar gerek uzun bir görüşme yapıyor. Gerçi aynı kişi İstanbul'da yapılan ikinci seçimden önce devletin TRT'sine çıkarılmış ve Kürt vatandaşlarının oylarının Cumhuriyet Halk Partisi adayına gitmemesini sağlamak için konuşturulmuştu. Osman Öcalan önceki günkü açıklamalarında teklifin TRT'den geldiğini, kendisinin de bunu değerlendirdiğini söylemişti. Oysa AKP Genel Başkanı Erdoğan, Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması hakkındaki görüşlerini soran bir gazeteciye, "Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum ancak TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kürt'ü de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarımız bilirler." cevabını vermişti. Merakım şu o Osman Öcalan TRT'ye değil de bir muhalif kanala çıksaydı veya bundan sonra çıkarsa AKP Genel Başkanı aynı sakinlikle bir program yapılmışsa onu o kanaldaki arkadaşlarımıza sormanız gerek diyecek mi? demeyecek tabi ama geçelim. Peki Osman Öcalan gerçekten kırmızı bültenle aranıyor mu? Kayıtlarda bu görülmüyor. Buna karşı hakkında kırmızı bülten çıkarılacağına ilişkin haberler yayınlanmış uzun bir süre önce. Nerede? İktidara yakın medyada. Ayrıca Osman Öcalan'ın aranıp aranmadığı da soru işareti bir durum. İktidara yakın medya TRT olayından sonra Öcalan'ın ödüllü arananlar listesinde olmadığını yazdı. Sanki hiç aranmıyormuş havası vererek. Aynı iktidar medyası daha önce de Öcalan'ın 8 ayrı terör suçundan arandığını ve hakkında yakalama emri verildiğini yazmıştı. Gelelim Osman Öcalan'ın nerede olduğuna ve ne yaptığına. Bir dönem istihbarat birimlerinde de görev almış bir dostum arada dün. Osman Öcalan halen Irak sınırı içinde Süleymaniye kentinde yaşıyor dedi. Sonra da bir fırını var ve normal insan hayatı sürüyor. Evlendi çocuğu da oldu diye ekledi. Dostum eski arkadaşlardan aldığım bir bilgiyi daha söyleyeyim mi dedi beni meraklandırarak. Osman Öcalan benim buradaki güvenliğimi sağlayın ben size istediğiniz yardımı yaparım demiş sarayın danışmanı atlayıp Süleyman ile aranan bir teröristin ayağına gidiyorsa güvenlik meselesi de halledilmiş demektir. Ne yazık ki muhalefet böyle bir konuyu bile ısrarla sormuyor veya soramıyor. Faik Öztürk söyledi ya diyenler olabilir tamam da kim duydu, kim tepki gösterdi, kim sorguladı. Komik. Saray danışmanı eski milletvekilini bloklamış. Sarayın en güçlü isimlerinden biri olan Fahrettin Altun son zamanlarda sıkıntılı günler geçiriyor. Erdoğan'ın propagandasını yapmak için adeta bir orduyla çalışan Altun kendine yönelik eleştiriler arttıkça sanıyorum sinirlerine hakim olamıyor. Görevini uzunca bir süre kamuoyunun göz önünde olmadan yürüten Fahrettin Altun bu sinirliğe olmadık işler yapıyor. Dün eski milletvekillerinden Emin Şirin'le konuştum. Komik bir şey söyleyeyim mi dedi Emin Şirin. Bu Fahrettin Altun var ya Twitter'da beni bloklamış. Ben de şaşırarak sordum. Niye ki bir cumhurbaşkanı danışmanı bir eski milletvekiline bunu neden yapar dedim. Emin Şirin, valla ben de anlamadım beni biliyorsun ayrıca tweetlerimi de on binlerce kişi okuyor. Bunların hiçbirinde bırak hakareti, nezaketi biraz aşan eleştirim bile yok. Sanıyorum Fahrettin Altun son günlerin siniriyle kendisine yönelttiğim bir iki eleştiriye tamir edememiş cevabına verdi. Benim tahminim bloklamayı yapan Fahrettin Altun komutasındaki Troy ordusundan biridir. Muhtemelen Emin Şerin'in kim olduğunu bilmediği için, beğenmediği bir tweet gördüğü için hemen engelle butonuna basmıştır. Zaten böyle değilse saray danışmanının durumu gerçekten facia demektir. Biraz dinlenmesi gerekir herhalde. Bunu yazmak gerek. Fenerbahçe'de acil operasyon gerek. Spor sayfalarından belki durumu izliyorsunuzdur. Fenerbahçe yine acıların takımı olma yolunda. Üçer üçer gol yiyerek sağdan yeni kayrılıyor. Önceki yıl yeni yönetim geldi. Ali Koç hem güçlü bir iş insanı hem de çok akıllı ve yetenekli Fenerbahçe'nin geleceğini kuracak diye düşündü herkes. Ve o yıl alınan kötü sonuçlara kimse aldırmadı bile. Ertesi yıl benzer bir durum yaşandı. Bir asmanın kırı nedenler olduysa da Koç yönetiminde Fenerbahçe'nin Bahçe. Dünya çapında olacak hem çok kazanan bir kulüp olacak hem de başla futbol hem spor dalında başarıdan başarıya koşacak. Motivasyonuyla başarısızlık yine hasır altı edildi. Geldik bu yıla. Elbette ligin bitmesine daha çok zaman var ve her şey değişebilir ama Fenerbahçe'nin gidişi iyi gidişi değil. Takımda bir sorun var. Futbolcular mı uyumsuz? Teknik kadro mu yetersiz? Yoksa yönetimsel faiş hatalar mı oluyor? Spor sayfalarını karıştırırken açıkçası buna bir cevap bulamıyorum. Ama ben şunu biliyorum bu haftadan itibaren durum değişmez ve kötü sonuçlar arka arkaya gelir de ligin sonunda Fenerbahçe yine üst uğrarsa kıyamet kopar. Sanki bir an önce acil operasyon yapılmalı gibi geliyor bana. Dikkatimi çeken şeyler. Sosyetik sitede dolandırıcılık pankartı. İstanbul'un ünlü zenginlerinin oturmak için tercih ettiği yerlerin başında Kemerburgaz gelir. Burada pek çok lüks site var. Her biri malikane büyüklüğünde olan havuzlu evlerde çok ünlü isimler oturuyor. İşte bunlardan birinin giriş kapısına kocaman bir pankart asılmış. Bu pankartta site sakinleri telefonla yapılan dolandırıcılara karşı uyarılıyor. Bu sitede oturan bir dostuma durumu sordum. İstanbul'da çok sık rastlanan bu tür telefon dolandırıcılığı son zamanlarda Göktürk-Kemerburgaz yöresinde artış göstermiş. Aslında bildik bir oyun. Kendilerini polis ya da savcı diye tanıtan kişiler, sitedeki evlerde oturanlardan birini aynı anda hem ev hem de cep telefonundan arıyormuş. Telefondaki kişi PKK'ya sizin hesabınız üzerinden para gönderiliyor. Bunu sizin yapmadığınızı biliyoruz ancak yapanları yakalamak için hemen hesabınızdaki parayı çekmeniz ve bize getirmeniz gerek. Bunu yama olarak kullanıp bunları yakalayacağız diyormuş. İki telefondan aynı anda polis veya savcının aradığını gören ev sakini doğal olarak panikliyormuş. Bu panik hali içinde birçok kişi hesabındaki paraları hatta evlerindeki altın ve devizi götürüp polis zannettikleri kişiye teslim etmiş. Oysa polis cep telefonlarına SMS göndererek bu dolandırıcılık türünün çok yaygın olduğunu kendini polis veya savcı olarak tanıtan kişilere asla para verilmemesi konusunda uyarılar yapıyor. Bu sosyetik sitede aynı cins dolandırıcılık olayları artınca yönetim çağrıyı giriş kapısına kocaman bir pankart asmakla bulmuş. Pankartta yazan şu site sakinlerimizin dikkatine lütfen telefon dolandırıcılığına karşı dikkat ediniz. Tanımadığınız kişilere para vesaire teslim etmeye gitmeyiniz. Fışmanlıktan önce son çıkış burası. Şaşırdım. AKP'li seçmenler durumdan memnun. Mehmet Ali Kulat'ın yönetimindeki mak araştırmanın yaptığı son kamuoyu araştırması geldi dün. Bugün seçim olsa sorusuna verilen cevaplardaki sonuçlar geçen anketin sonuçlarından çok farklı değil. Buna göre yine 3 parti barajı aşabiliyor. AKP %40'a yakın oy alıyor. MHP buna %8'lik bir katkı sağlıyor. Millet İttifakı iktidarın oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın biraz gerisinde kalıyor. Bu durumda belirleyici olan parti yine HDP olarak görülüyor. Tabii HDP açıktan devreye girerse Millet İttifakı'nın düzeni bozulur mu bozulmaz mı bana göre en büyük tartışmada orada. Bu kez araştırmanın başka maddelerine bakmayı tercih ettim. Örneğin bir bütün olarak düşünüldüğünde hayatınızdan ne kadar memnunsunuz sorusuna AKP seçmenlerinin verdiği cevaplar çok ilginç. Buna göre AKP'lerin %27'si durumdan çok memnun. Memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %33. Az memnun olanlar da %5. Yani AKP'ye oy verenlerin %65'i ekonomiden, dış politikadan, koronayla mücadeleden, uygulama uygulamalardan memnun. %20 lik kesimse ya cevap vermemiş ya da kararsız kalmış. Bu kesimin hesaba katılmasıyla demek ki en az %75'lik bir kesim durumundan memnun. İşte muhalefetin anlamadığı bence bu. AKP milleti yoksullaştırıp yardıma bağlayarak yepyeni bir anlayış yarattı. Muhalefet bu kadar parayla nasıl geçinilir? Bu yoksulluk değil açlık sınırının bile altında derken aslında o insanlar karınları doyduğunda Allah'a şükrediyor ve bunu sağlayan Erdoğan'dan duacı oluyor. Bu tabloya bakınca muhalefetin yoksulluk açlık üzerinden yürüttüğü propaganda çalışmalarını bir daha gözden geçirmesi gerek bence. Can Ataklı'nın Korkusuz gazetesindeki yazısını paylaştım. Yayınlarımızın daha geniş kitleye ulaşabilmesi için beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında Barış Binali'ye tarafsız haber kanalında yeniden buluşmak üzere. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.